İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Sizlere bugün geçen haftadan bitiremediğimiz şair ve alim, mutasavvuf Basri Hazretlerinin bir hayatından kesit anlatarak yeni anlatacağımız kişiyi Allah nasip ederse Edirneli Nazmi rahmetullahi aleyhi anlatmaya başlayacağız. Şimdi Basri Hazretleri 16. yüzyıl şairi idi. Türkçe ve Farisi şiirleri vardı. Birinci Selim ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han devri birçok hadiseye şahit oldu. Yavuz Sultan Selim Han'ın Şah İsmail ve Memlüklerle yani Mısır seferi olan seferlerini içinde bulundu. Yani mübarek o kadar bereketli ki efendim. Bu gaza ordusunun fertlerinin içinde kim bilir daha nice Basri gibi alimler, şairler vardı efendim. Nefer mi? Nefer, evet. Ve bu insanlar iki kelimeyle belki yüzlerce kişiyi coşturabilecek insanlardı. Çaldıran seferine gidildi 1514'te. Yavuz Sultan Selim Han, Şah İsmail'i sulhe davet etmiş olmasına rağmen Şah İsmail artık ya sen ya ben noktasına işi o da kendine göre düşündü tabii. Yani İstanbul'u başkent yapmak istiyordu. Fars İmparatorluğu'na, Safevi Devleti'ne efendim. O da onu düşündü. Ve bu zafer hakikaten Türk tarihinde unutulmayacak bir zafer. 4 ay, 4 gün yurttan, kendi topraklarından 600 kilometre daha öteye giden, hatta 700 kilometre de denir. Erzincan'a kadar, çünkü İran toprağıydı. Orayı da geçip de 600 kilometre sonraki İran toprağında, Çaldıran'da, Çaldıran bugünkü Van'ın Çaldıran ilçesinin olduğu yer değil. Bu daha ötede, halen İran toprağında bir 20 kilometreye 6 kilometrelik dikdörtgen şeklinde ve Küçük Ağrı'nın temelinden çıkan bir büyük pınarın geçtiği yerdeydi Çaldıran. Orada, yani İran toprağının sınırının 700 kilometre içerisine girmiş. Şimdi bakıyorsunuz operasyonlarda işte 30 kilometre mi olsun, 32 kilometre mi olsun, 35 kilometre mi olsun? Türkiye için emniyet hududu diye millet arası çeşitli tartışmalar oluyor. 700 kilometreyi kimse tartışamadı. Ama Şah İsmail bu 700 kilometredeki bütün ekili tarlaları yaktırdı. Bütün eti yenebilecek canlı hayvan sürülerini, başta koyunlar olmak üzere sürdürüp götürdü. Yani 700 kilometrenin insanını
sırf zaferi kazanabilmek için açlığa mahkum etti. Eti yok, ekmeği yok oradaki insanların. Ne yiyecek, ne içecek bırakın. Ne Osmanlı ordusu aç kalsın, bu çöl gibi yerde kıvrılıp ölsünler. Arkadaş yiğit orada zehirli gaz atıp da düşmanın kıvrılarak ölmesini beklemez. Kılıç sallar, kılıç. Ve çaldıranda Şah İsmail umulmayacak bir şekilde yenildi. Dehşet bir şekilde kaçtı. Bütün çoluğu çocuğu da ordugahı da kendisinin hem kumanda merkezi hem de otağı Hümayunu olacak yer olduğu gibi Osman'ın eline geçti. Bu savaş çok kısa bir zamanda, yani öğlen namazını müteakip başladı, ikindiği geçe bitti. Ama 1. Selim Han, Yavuz Sultan Selim Han, ola ki Şah İsmail bir yerden çıkar gelir diye, yatsı ezanları okununcaya kadar atından inmedi, zırhını çıkarmadı. Bu Efendimizin aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyesidir. Düşmanın artık kuyruğunu oynatacak hali kalmadığının alameti görülünceye kadar zırh çıkarılmaz. Evet ve işte bu zaferi görünce 100 bin kişilik ordunun 40 bin kişisini Sivas'ta Yavuz Sultan Selim Han ayırdı. Düşmanın ne kadar olacağı, ne kadar uzakta olduğu bilinmeden ordunun yarısına yakınını ayırdı. O Sivas'la Kayseri arasındaki Yeni Çubuk bölgesinde çok güzel otlakiyeler vardı. O 40 bin kişilik birliğin hepsi atlı. Atlarının efendim güzel doyması, beslenmesi ihtiyaç olursa da haberci gönderip çağıracak. Şahane bir ihtiyat düşüneceğiz efendim. Şimdi ihtiyatı 1/3 yapıyorlar. Yavuz Sultan Selim Han zamanında ihtiyat neredeyse 1/4'e yakın ayrıldı. Evet, hatta 1/3'den fazla ayrıldı. Yani %33 değil, %35, %40'ı ayrıldı. Yanlış söyledik orada. Yani az ihtiyat bıraktı. Bunu her kumandan yapamaz. Rus orduları 1/3'ün daha fazlasını ihtiyat olarak efendim ayırırlar ki bize yolları açık tutsun diye. Ve 60 bin kişiyle gitti. Yolda çok meşakkatler çekildi. O oldu, bu oldu. Bunların hepsini gören Bahseri bu Çaldıran zaferi sonrasına Farisi bir tarih düşürdü. Efendim işte Farisi yazmış. Bizde yok mu İngilizce şiirler yazan, İngilizce kitaplar yazan, Nobel ödülü kazanmak için 40 türlü pazarlıktan sonra İngilizce kitap yayınlayanlar yok mu bizde? O nerede, o nerede yani? Kıyaslamam bile benim için doğrusu pek uygun olmadı gibi geliyor bana. Diyor ki, diyarı ki bir şat Sultan Selim ne Rüstem ne Dara ve ne Cem Kerdefet. Peyi fethi hatırı gayb göft veya guft. Belari mülki acem kerdefet. 920 Hicri senesine bunu tarih düşürdü. Şimdi burada söylediği Rüstem Safevilerin
efsanevi güreşçisi ve kahramanı, kumandanı, önüne geleni bakışlarıyla deviren adamı nasıl birleştirdin, nasıl o irtibatı kurdun, anlaşılması zor. Diyor ki, bunun Türkçe olarak ifade edersek, Sultan Selim Han'ın vefat ettiği diyarları ne Rüstem, ne Dara ve de Cemşit alabildi. Cemşit de ateşperestlerin lideri sayılan Cemşit veya Cemşit olarak ifade edilen kişi. Bunların hiçbiri, Dara da, Rüstem de, Cemşit de böyle bir zafer kazanamadı. Padişahın fethi ardından gayıptan seslenen tarih sesleniyor şimdi. Acem mülkünü fethetmiştir diye seslendi diyor tarih. Acem mülkünü fethetmiştir. Şimdi Basri rahmetullah aleyhi hem asker, hem şair, hem alim olduğu için sizlere bir iki haftadır böyle anlatmaya çalıştık. İnşallah şimdi sizlere Edirneli Nazmi'yi inşallah Teala anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi birinci Selim, yani Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Devri şairi, bu da Edirne'de doğdu. Edirneli Nazmi olarak tanındı. Meşhur olduğu sonradan bizimkiler böyle şöhret sahibi oldu manasına son dönem tarihçilerimiz, bunu iddiatçı tarihçilerimiz böyle meşhuru yanaştırmışlar hep. Şöhret, hadis-i şerifte buyuruyor ki, şöhret afettir. Şöhret afettir. Vay ya, koskoca cumhurbaşkanı işkembecide kelle paça yiyor. Nasıl olur ya? Veya işte bir yerde dürüm. Şimdi bunu seçimlerde fantazi için yapıyorlar. Yoksa böyle tanınmış insanlar şöyle gönlünce gidip de bir yerde rahat rahat hiçbir siyaset, reklam bulaşığı olmadan oturup da gönlünce eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bir yemek yiyemez, bir kahve içemez. Niye? Şöhret. Halbuki şöhret afettir. İnsanı tanıyanlar bir kısmı dostudur, bir kısmı da düşmanıdır. Evet, dosttan zarar gelmez ama düşmandan zarar gelir. Yani siz, sizi görenlerin yarısını tehlikesine maruzsuz demektir. Bu afet değil mi efendim? Veya içinden bir ses diyor ki, ya sen filan kimsesin arkadaş, sen bunu yapamazsın. Bir yere bir iyilik yapacaksın, yapamazsın. Bir yere bir sıkıntı vereceksin, veremezsin. Allah-u Teala şöhreti afet olarak yaratmış. Afet. Çünkü nefis şöhreti seviyor. Yapma ya falan. Hatta Fransızların böyle bir hikayesi var ya efendim. Fransa'da yeni efendim böyle ufak tefek kıyı köşedeki dergilerde şiirleri çıkan bazı böyle meşhur olma hevesinde olup da ömrü bu yolda tükenenler vardır. Türkiye'de de var böyleler efendim. Efendim. Onlar ne zaman acaba beni tarayacaklar? Ne zaman tarayacaklar? Bir tanıyan çıkıverse falan boynuna sarılacak. Sonra da ikinci tanıyana şöyle kaşları çatacak.
artık yeter be, bunlara yüz vermem falan diyecek. Fransa'da böyle şairliğe heveslenen birisi bir parkta otururken önünden geçenler, bankta oturuyor, şapkalarını çıkararak, malum Avrupa'da Hristiyan usulü kardinallerin giydiği tipteki şeylerle birbirini selamlamak için şapkayı çıkartır, koyar. Yani böyle ben sana hürmet, neyin hürmeti ben onu anlamıyorum. Böyle önünde şapka çıkarıp gidince kendi kendine nefsi diyor ki yürü, yürü Macron yürü diyor, senin artık nasibin açıldı aslanım. Evlenecek olsan kızlar sana dizilecekler bak. Herkes seni selamlıyor diyor. Adam orada oturduğu müddetçe selamlanıyor. Sonra bir ara bir etrafına bakıyor. Arkadan da böyle toplanmış insanlar var mı diye. Meğer arkasında Fransızların kıymet verdiği, güya çok hizmet etmiş gibi saygı duyduğu birinin heykeli varmış. Geçenler o heykeli selamlıyorlarmış. Bu garibim de zavallı, kendini selamlıyorlar diye artık yürü demiş Macron, senin şöhretin yürü de aslanım, yürü bakalım. Bundan sonra elini öpen senin şiirini alıp da paraları da veren adam mecmuasına koyabilir. Nefis böyle olmaktan utanmaz efendim. Utanmaz. Yerlere paspas yap. Yeter ki nefsin dediği olsun. Onun için afet efendim. Kim yerlerde paspas olmak ister? Kim dünyanın nefret ettiği insan olmak ister? İsmi Mehmet'tir. Mahlası Nazmi'dir. Lakabı da Edirneli Nazmi. Elkap deniyor buna. Kuloğlu diye de şuara tezkirelerinde geçen kimse bu. Kuloğlu da denmiş buna. Ha onun hikayesine onu bilemem. Bunun da babası Basri Hazretleri gibi Yeniçeriydi. Kendisi de babasının yolundan gitti. O da Yeniçeri oldu. Katiplik yaptı, silahdarlık yaptı. Silahdar ne demek? Silahdar ağa. Diyoruz ya Ali Beyköy. Efendim silahdar ağa, elektrik santralı falan filan. Çok meşhurdu eskiden İstanbul'un yedek elektrikleri kesince yedek elektriğinin tek verici yeriydi efendim. Olmazsa olmaz. Koca bir şehir gibiydi. Sünnet Köprüsü'nün hemen başucunda. Bilmiyorum halen şimdi park mı oldu, başka bir şey mi kullanıyorlar. Yıllardır gitmedim. Her gün iki defa, dört defa geçtiğim yerin önünden şimdi yıllar oluyor geçmedim. Böyle işte ahiret hayat efendim. Yarın kabre girdiğimizde de dünya için böyle diyeceğiz. Ya kaç yıl oldu bak ben oraları görmedim. Peki bununla aman ölmeyeyim diye didinmeye falan lüzum var mı? Arkadaş şimdi bir erkek çocuğu askere alınıyor 20 yaşını doldurunca. Devlet 20'sinde 21'inde bir çağrı pusulası gönderiyor. Kimse kara kara düşünmüyor. Oh ya askere gidiyorum falan diyor. Niye? Ana baba falan filan da karışamayacak, yeni yerler görecek falan. İyi niyetli, kötü niyetli. Ben orada istediğim gibi yaşayacağım. İçemiyordum, oraya gidince tatillerimde, hafta sonu tatillerimde kafayı çekerim. İşte şunu yaparım, bunu yaparım. Biraz daha müstakil olurum. Sanki anan baban senin düşmanın da sana içme deyince kötülük yapıyorlar yani. Nefis işte. Evet, o yüzden silahdar ağa semtine geçtik hemen, silahdarlık ne demek deyince. Osmanlı Sarayı'nda silahdar ağa vardı. Tabi padişahın silahdar ağasıyla bir paşanın silahdar ağası, mesela bir
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı'nın sekreteri ile efendim herhangi bir küçük bir şirketteki patronun sekreteri söz konusu olsa, Cumhurbaşkanlığı'nın sekreterinin ağzından çıkan şeyler Cumhurbaşkanı'nın ağırlığını taşır. Ama o küçük firmanın hem telefona bakanı hem sekreterinin söylediği de kendi firmasının başındaki insanın ağırlığını taşır. Onun için kitaplarda geçen silahtar ağalık, padişahın silahtar ağalarıdır. Yani padişahın silahlarının arızaları varsa arızaları giderilir. Bakımı, onarımı giderilir. Hazır hale getirilir. Ve padişahın silahları yanında taşınır. Ya padişah silahı ne yapsın ya? Şimdi diğer ki insanlar belki ya bir padişah tabancasını taşıyamıyor muydu? Kılıcını taşıyamıyor. Taşımaz olur mu? Taşırdı tabii. Ama o öyle değil. Bu da silahtarlık yapması bir kumandanın mahiyetinde onun silahlarının bakıcılığını yapmış, muhafızlığını yapmış ve icabında da katipliğini yapmış. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Edirneli Nazmi'yi inşallah önümüzdeki hafta anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete. Thank you.